Nasır, çoğunlukla el ve ayaklarda meydana gelen, sabit bir bölgenin sürekli olarak sürtünme ve basınca maruz kalması sonrasında meydana gelen bir cilt rahatsızlığıdır. Nasır nedir? Ne demek nasır? Cildin otomatik olarak kendini savunma mekanizmasını devreye sokmasıyla birlikte oluşan deri kalınlaşmalarıdır. Genel olarak el ve ayaklarda oluşuyor olsa da vücudun farklı yerlerinde de meydana gelebilmektedir nasıl oluşumundaki önemli nokta fazla yükün herhangi bir noktadan cilde temas etmesi durumudur. Bir bölgeye çok fazla yük bindiğinde cilt otomatik olarak bu bölgeyi kalınlaştırarak zarar görmesini engellemeye çalışır. Bu durum da insanlar arasında nasır olarak adlandırılır. Her ne kadar vücudun kendisini koruma sistemi olsa da estetik açıdan insanlar rahatsız olmaktadır. Nasır nasıl önlenir? Nasıl engellenir? deri kalınlaşması olarak betimlenen nasırın meydana gelmesinde temizlik ve hiyenin ihmal edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu ihmallerinin ortadan kaldırılması insanların tekrar nasır oluşumunu engellemesinde son derece doğru bir yöntem olacaktır. Buna ek olarak sık sık çorap ve ayakkabı değiştirmek de deri kalınlaşması oluşumuna karşı en önemli önlemler olarak gösterilir. Ellerde oluşan nasırı engellemek isteyenler bu amaç ile eldiven kullanabilirler. Genel olarak ellerde oluşan bu cilt problemleri, ağır işlerde çalışma sebebiyle oluşmaktadır. Bu durumda eldiven kullanımı deri kalınlaşması oluşumunun önüne geçebilmektedir. Sürekli olarak ellerin eldiven içerisinde durması da zararlı olabilirken, küçük aralarda eldivenin çıkarılması ve elin hava alması en doğru yöntemdir. Buna ek olarak el kremleri de nasır oluşumla karşı etkili olacaktır. Ellerine ve ayaklarına krem süren kişiler her ne kadar yüksek oranda ağırlık verseler de bu bölgelerdeki sürtünme azaldığından daha az miktarda oluşur. Nasır nasıl geçer? Ne iyi gelir? Ülkemize topuk taşı olarak isimlendirilen ponza taşı nasır tedavisi için en yaygın çözümdür. Bu özel taş ile birlikte nasır problemi tamamen vücuttan uzaklaştırılırken bölgenin eskisi gibi daha sağlıklı bir hale gelmesi sağlanmaktadır. Bir başka yöntem olarak çeşitli gıda maddeleriyle bu bölgelerin ovulması da deri kalınlaşması tedavisinde etkili olmaktadır. Beyaz sirke bu amaçla kullanılan ürünler sıralamasında üst sırada yer alırken onu karbonat ve limon takip etmektedir. Genel olarak asidik bir yapısı olan malzemeler cilt üzerinde etkili olduklarından bu durumun geçmesinde de önemli bir malzeme olarak kullanılmaktadırlar. Son olarak kokusunu sorun etmeyecek olan kişiler sarımsak ile de bu sorunu rahatlıkla çözebilir. Sarımsağın içeriğinde yer alan bileşenler nasırlı bölgenin giderilmesi için etkili olmaktadır. Nasır ilacı ve bandı nedir? doğal yöntmeler ile iyileşmeyen nasır için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Nasır bandı bunlardan birisidir. Ağrı ve acıyı hafifletmek için bu ürünlerden destek alınabilmektedir. Nasır bandı normal deriye herhangi bir şekilde temas etmeden yapıştırılmalıdır. Daha sonra ürünün etkisine göre 2-3 gün sonra bandı çıkartınız. Nasır hala varsa tekrar kullanabilirsiniz. Uygulama sonrasında nasırlı bölgeye tentür diyot sürülmelidir. Nasır ameliyatı da geliştirilmiş bir başka yöntemdir. Genel olarak uygulanan yöntemler ile çözüm alınamadığı zaman uygulanmaktadır. Bir cilt rahatsızlığı olan nasır, iyileştirilebilir ve engellenebilir bir oluşumdur.